Arkadaşlar merhabalar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Son günlerde Azerbaycan ile Türkiye arasında bir gerilim var. Bu gerilim neden kaynaklanıyor? Özellikle Azerbaycan resmi gazetesi Sayın Erdoğan'a neden cevap verdi? Sayın Erdoğan'ın daha önce biliyorsunuz Rize'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. Karabağ, Libya'ya nasıl girdiysek İsrail'e de öyle gireriz lafı üzerine Azerbaycan neden bu kadar alındı? Neden resmi gazetede Erdoğan'a cevap verme gereği duydu? Ve ardından gelişen olaylar, işte Putin'in e, Azerbaycan ziyareti. Bunlar önemli gelişmeler. Bir el sanki iki devletin yapmış olduğu anlaşmalardan ya da aralarındaki ittifaktan ve ilişkilerden rahatsız olmuş gibi bu ilişkileri bozmak adına devreye girdiğini gösteriyor. Peki neler oluyor? Azerbaycan ile Türkiye arasında gerilim büyür mü? ya da Erdoğan ile Aliyev, Sayın Aliyev arasında gerilim giderek artar mı? Nedir bu kaynak? Yani daha doğrusu neden kaynaklanıyor bu gerilim? Onu anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz değerli dostlar Sayın Erdoğan Rize'de partililerle yapmış olduğu görüşmede bir cümle sarf etti. O da şuydu. Dedi ki İsrail zulüm yapıyor. İsrail Orta Doğu'da katliam yapıyor. Dolayısıyla dolayısıyla eğer bu durmazsa Karabağ Libya'ya nasıl müdahale ettiysek oraya da müdahale ederiz dedi. O zaman da anlatmıştım. Bu bir savaş ilanı falan değildi. Yani gidelim İsrail'le savaşalım, Kudüs'e gidelim, efendim işte Tel Aviv'e gidelim vesaire filan anlamında kullanılmadı. Ne anlamında kullanıldı? Biliyorsunuz Karabağ'da, Libya'da bazı devletlere biz ne verdik? Teknik destek verdik. İHA SİHA teknolojisini verdik. İHA SİHA verdik. Ve hele hele kardeş ülke Azerbaycan 30 yıldan beri işgal altında olan topraklarının kurtarılmasında elbette AB Türkiye maddi manevi destekte bulundu. Bunu kimse inkar edemez. Fakat bunu Azerbaycan'ın başına kalkar gibi söylemedi. Azeri kardeşlerimiz daha doğrusu Azerbaycanlı kardeşlerimiz bunu öyle gözüküyor ki alınganlık göstermişler. Sanki hani biz geldik işte Azerbaycan kurtaramıyordu biz kurtardık anlamında algılamışlar. Ve dolayısıyla Dolayısıyla bu söz Azerbaycan'ı rahatsız etmiş. Azerbaycan resmi gazetesinde baş yazı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verilmiş ve o cevapta ilginç cümleler ve kırıcı cümleler de var. Onu söyleyeyim. O da şu. Diyorlar ki işte bu zafer diyorlar. Azerbaycan ordusunun zaferidir. Türkiye'den aldığımız her mühimmatın işte kuruşuna kadar verdik. Dolayısıyla bu Azerbaycan ordusunun zaferidir. Elbette savaşı Azerbaycan ordusu yaptı. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama Türkiye'nin burada teknik, manevi, siyasi desteğini asla unutmamak lazım. Ve dolayısıyla burada bir kırgınlık olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine e, bunun üzerine basında Azerbaycan basınında Türkiye'yi de eleştiren bazı yazılar çıktı. Bunu gördüm. E, sitem ediyor vesaire filan. Fakat burada dile getirilen konu Azerbaycan'ın başına kalkmak filan değil esasında. Burada yani dayanışmayı gösteren birliği beraberliği ifade eden esasında bir cümleydi. Demek ki Sayın Aliyev de alındı. Sayın e, bu e, işte e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de alındı. Ondan sonra da önemli gelişmeler var. Bakın dikkat ederseniz Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı e, Mir Mahmut e, Miralioğlu Fattayev, 10 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu ziyaret de önemliydi bakın. Yani e, Genel Başkan e, Mir Mahmutoğlu, Mir Mahmut e, oğlu Fettayer Elçi Bey'in temsilcisi yani e, temsilcisi demeyelim. Elçi Bey'in takipçisi, Elçi Bey'in partisinden geleneğinden gelen bir kişi. Dolayısıyla Sayın Bahçeli ki Bahçeli her zaman söylüyorum klasik bir siyasi parti lideri değil. Daha derinlerde daha bir derin aklın ifadesi olan bir saygın kişilik. Dolayısıyla sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu ziyaret esasında bununla ilgiliydi mi acaba diye sorusu var. Ve orada yapılan açıklama şu. Bu görüşmenin nedeni diyorlar ki işte Türk dünyasının geleceği ve gündemiyle gündemi konuşuldu. Şimdi belli ki bu konularda dile getirildi bir rahatsızlık var. Daha sonra yine Putin 18 Ağustos'ta biliyorsunuz Azerbaycan'ı ziyaret etti. Ve burada önemli anlaşmalar yaptılar. 6 anlaşma imzalandı. Burada tabi Türkiye-İsrail ilişkileri son dönemde koptu biliyorsunuz. İşte eleştirdik. Efendim şöyleydi, böyle derken esasında Türkiye şu anda İsrail ile ilişkileri kopardı. Ya kim ne derse desin. Birileri ya o ilişkiler devam ediyor bunlar göstermelik bunlar şey diyebilirler. Ben realiteye bakarım. Efendim bu şu anda bir danışıklı dövüşten daha ziyade İsrail-Türkiye ilişkileri ciddi anlamda gerildi. Şimdi İsrail ile İsrail ile e, Azerbaycan arasındaki ilişkinin e, nasıl ne boyutta olduğunu biliyorsunuz. Çok ciddi e, ilişkileri var Azerbaycan'la İsrail arasında. İsrail 1991'li yıllardan sonra Azerbaycan'ı ilk tanıyan e, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi. Niye? Orada büyük çıkarları var çünkü. Her şeyden önce Hazar Yahudileri diye bu e, köken olarak orada e, bunlara e, ilgilenmek. Bu alanla ilgi duymak tabii ki bu politikanın temel e, hedefi. Yine doğalgaz, yine petrol. Şu anda İsrail'in en büyük ithalat yaptığı e, petrol ithalatı yaptığı ülkelerin başında tabii ki Azerbaycan geliyor. Dolayısıyla hem ekonomik hem siyasi ilişkileri var. İran'a karşı bir denge unsuru olarak görüyor Azerbaycan'ı İsrail ve dolayısıyla hele hele teknolojik anlamda, istihbari anlamda Azerbaycan'la İsrail arasında çok ciddi derin ilişkiler var. Bunu kabul etmek lazım. Ve hatta İran'ın buradan gözetlendiği, burada ciddi dinleme ve gözetleme tesislerinin ve cihazlarının bulunduğu yani Azerbaycan'da ifade ediliyor. Şimdi son dönemde baktığınız zaman İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Netanyahu'nun açıklaması, karşılıklı suçlamalar Türkiye yani Sayın Erdoğan'a yönelik bu bu ilişkilerin bozulmasına neden oldu mu? İsrail acaba Azerbaycanı sıkıştırıyor mu? Yani çünkü bu ilişkiler sağlam temele dayanıyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkileri yeni değil. Yani iki devlet tek millet e, düsturu var ve dolayısıyla bu iki e, devlet eskiden beri birbirleriyle ilişki içerisinde olan kardeş ülkeler. Yani bir anda ipleri gerip atmak ne kadar doğru olur? Ya da bu iplerin bir anda gerilmesine neler sebep olabilir ki? Çok büyük sebepler olması gerekir. Şimdi tartışılan konu şu biliyorsunuz bir dönem Sayın Erdoğan'la Sayın e, o zaman o dönemki işte e, Beşer Esat arasında çok e, sıkı fıkı ilişkiler vardı. Ayrıca görüşülüp tatile gidilebilecek ortamlar vardı. Sonra değişti e, Suriye İç Savaşı ile birlikte. Şimdi bu benzetmeler de yapılıyor. Yani yeni bir Esat Erdoğan ilişkisinin yeni bir e, Aliyev Erdoğan ilişkisi ilişkisine dönüşür mü? Yani böyle bir olay yaşanır mı? Allah korusun ben bunu asla temenni etmem. Böyle bir şeyin olacağını da düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü iki ülke gerçekten kardeş ülke. Aynı dili konuşuyor, aynı millet. Böyle bir olasılıkla tamamen Azerbaycan'ın Rusya'nın kucağına atmak, İsrail'in kucağına atmak olur. Bu politika eğer birileri bunun üzerine oynuyorsa bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Şimdi Putin'in... Ziyaretine gelelim. Yani Putin durup dururken Azerbaycan'ı niye ziyaret etti? Burada önemli anlaşmalar yapıldı, altı farklı anlaşma yapıldı, ekonomik, siyasi vesaire. Şimdi Putin burada bir işaret vermiş olabilir. Ya da Azerbaycan Türkiye'ye karşı bir e, mesaj vermiş olabilir. Yani alternatif var. Yoksa hani Putin biliyorsunuz Karabağ olayında böyle tam da Azerbaycan'ın arkasında durmadı. Ama şimdi bakıyorum ki e, neyi teklif ediyor? Ee, Ermenistanla Azerbaycan arasında yapılacak bir anlaşmada arabulucu rolü teklif ediyor ve sınırların çizilmesinde e, devreye gireceğini ifade ediyor e, Putin. Dolayısıyla burada Putin bu bölgeye olan ilgisini tekrar gösteriyor ve çok da yakın ilişkiler açık net şekilde e, İlham Aliyev evinde ağırladı birlikte aynı otomobile bindiler vesaire ciddi bir yakınlık gösterdi. Dolayısıyla bu Türkiye bir mesaj mı? Hem Putin'in hem de e, İlham Aliyev'in Türkiye'ye vermiş olduğu bir mesaj mıydı? Yani bakın siz olmasanız da biz başkalarıyla yürürüz mesajı mıydı? Bunu sizlere sizlerin takdirine bırakıyorum. İsrail ilişkilerine gelince, İsrail dediğim gibi ciddi anlamda Azerbaycan üzerinde etkili. Yani onlara teknoloji veriyor. İHA mesela, İHA-SİHA. Ciddi anlamda e, İsrail de Azerbaycan'a İHA veriyor, SİHA veriyor ve İran'a karşı destekliyor. İran biliyorsunuz bu Karabağ Savaşında açık ne şekilde Ermenistanı destekledi. Dolayısıyla İran'a karşı bir e, denge unsuru olarak kullanmak istiyor Azerbaycan'ı hem de doğal gazından hem petrolünden faydalanmak istiyor ve İsrail burada Türkiye ile Azerbaycan'ın Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok daha ilerlemesini istemiyor. Niye? E çünkü e, arasının açıldığı Türkiye aynı zamanda İsrail için bir sakınca e, oluşturuyor. O yüzden bu ilişkilerin gerilmesinde İsrail istihbaratının İsrail hamlelerinin bir etkisi var mı soruyorum. Yine Putin son dönemde NATO'nun işin içerisine gireceğine dönük Ukrayna Rusya savaşı için söylüyorum. Emareler var. Bir olası küresel savaştan bahsediliyor. Bir nükleer savaştan bahsediliyor ve bu nükleer savaştan bahsedilirken simülasyon yani Rusya'nın ve Putin'in orduya nükleer silah atılacak ülkeler konusunda da eğitim verdiği ve talimat verdiği, talimat oluşturuldu ve bu atılacak ülkeler, nükleer silahın atılacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu açık ne şekilde ortaya çıktı. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde acaba devletler safını mı belirliyor? Ya da sadece Azerbaycan gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünden mi alındı yoksa daha üst perdeden kendisine yapılan baskı mı var? Nereye doğru gidiyoruz? Yani Türkiye'yi yalnızlaştırmak, Türkiye'nin efendim bağlantı kurduğu ülkelere gözdağı vermek mi acaba? Dolayısıyla bunu dile getirdim ama her halükarda şunu söyleyeyim: Köklü bağlarımız var, en azından vatandaş ve millet bağımız var Azerbaycanlı kardeşlerimizde. Her ne kadar siyasi alanda bir takım olumsuz ilişkiler olsa da bu iki devletin tek milletin e, vatandaşları, mille şey e, ve kişileri, bireyleri bu kırgınlıkları, bu şeyi aradan sorunları çıkaracağını ya da sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.